izleyemezdi. Tarihini bilmiyor. Tarihten ders almıyor çünkü. Yakın tarihini de bilmiyor. Yakın tarihten de ders almıyor. Çok tipik örnekler vereceğim size değerli arkadaşlarım. 15 Kasım 2003. El-Kaide İstanbul'da bombalı eylemler yaptı. 2003'te. 60'tan fazla yurttaşımız öldü. Yüzlerce vatandaşımız yaralandı. Yapan El-Kaide'ydi. Bütün dünya oraya kilitlendi. Bizim Cumhuriyet tarihimizin en büyük terör eylemidir. Yapan El-Kaide. Suriye'de olaylar oldu. Biz demiyoruz ki Orta Doğu'ya sırtımızı dönelim. Hayır, öyle bir düşüncemiz yok. Orta Doğu'daki bütün gelişmeleri yakından izleyelim. Ama orada insan hakları ihlalleri varsa onların düzeltilmesi için, ihlallerin giderilmesi için çaba harcayalım. Heyetler gönderelim. Duyarlılıklarımızı koruyalım. Bunu söylüyoruz. Ama ders alınmadı. Tam tersine Orta Doğu'ya El-Kaide militanlarını gönderdik. El-Kaide militanlarını gönderdik. Pek çok ülkeden geldiler Türkiye'ye, Türkiye'den gönderdik Suriye'ye. Bedelini ödemeye başladık. Ne zaman? 11 Şubat 2013. Cilve gözünde. 13 ölü, 26 yaralı. Sonra Reyhanlı'da 11 Mayıs 2013'te 52 ölü, 146 yaralı. Yapanlar yine aydırdı. El-Kaide militanlarıydı. Bombalı araçlara da geldiler ve bizi vurdular. Sonra Niğde'de kendilerini gösterdiler. İkisi güvenlik görevlisi, 3 kişiyi şehit ettiler. Değerli arkadaşlarım, 5 de yaralı. IŞİD temsilcileriydi onlar, teröristleriydi. Söylüyorlardı zaten biz. Irak Şam terör örgütünün üyeleriydi. İslam Devleti sözde kuracaklar. Terör örgütü İslam Devleti kuracak ve onu kurmaya çalışan bir terör örgütüydü. Açıkça söylüyorlardı. Sonra ne oldu arkadaşlar? Bedelleri ödedik. El-Kaide unsurlarını getirdik. Türkiye'de eğittik. Arkadaşlarımız gittiler, kamplarını buldular. Şu kamplarda eğitim yapılıyor dendi. O kamplar bulundu. Nasıl eğitildikleri görüldü. Biz görmedik kendi televizyonlarımızda ama uluslararası pek çok kuruluşun yayın organlarında bu görüntülerin tamamı vardı. Nasıl eğitildikleri. Merkezlerini zaten Türkiye olarak gösteriyorlardı. Gizlemiyorlardı bile. İlk kez Türkiye Cumhuriyeti kendi tarihinde terör örgütlerine destek veren bir kimlikle ortaya çıktı. Biz bunu kabul edemeyiz. Hukukun üstünlüğünü savunacağız. Uygarlığı savunacağız. Demokrasiyi savunacağız. Özgürlüğü savunacağız. Komşu ülkeye göndermek için kendi topraklarımızda terörist yetiştireceğiz. Cebine para koyduk. Eline silah verdik. Git komşuya dedik. Gitti komşuya. Kardeşini öldür dedik. Orada Müslümanlar birbirlerini öldürüyorlar. Kimin silahıyla? Türkiye'de Recep Tayyip Erdoğan'ın silahıyla öldürüyorlar. İşin özü budur. Değerli arkadaşlarım, diyorlar ki bu konuları konuşmayın. Bu konuları yazmayın diyorlar. Bunları görmeyin diyorlar. Bütün dünya görecek, Türkiye'deki vatandaşlar görmeyecek. Neden? Diktatör bozuntusu bozulacak diye. İstediği kadar bozulsun, bunları anlatacağım. Bu adamın tarihten ders almadığını biliyorum. Dünyayı iyi okumadığını da çok iyi biliyorum. Güç karşısında eğilir. Dik durmaz, bunu da çok iyi biliyorum. Diyeceksiniz ki böyle bir örnek var mı? Elbette var. Boşuna konuşmayız. Kuzey Irak'ta askerlerimizin başına çuval geçirdiler. Gazeteciler soruyorlar.
Nota verecek misiniz? Müzik notasından mı söz ediyorsunuz diyor. Sıkıyor tabii, nota veremiyor. Diyorum ya, güç karşısında eğilirler buyuruyor. Bunların temel özelliği budur. Biz ne yapacağız? Bütün gerçekleri halkın önüne koyacağız. Bütün gerçekleri anlatacağız. Gerçeklerle yola çıkacağız. Biz yurtta barış, dünyada barış diyen bir gelenekten geliyoruz. O söz kolay söylenen bir söz değildir. O söze gelmek için savaş meydanlarından çıkıp geldi bizim büyüklerimiz. Ve şunu söylediler: zorunlu olmadıkça savaş bir cinayettir dediler. Kendi ülkelerinde bağımsızlığı elde ettikten sonra dünyanın her tarafında barışı seslendirdiler. Şimdi biz terör örgütleri aracılığıyla Orta Doğu'yu kan gölüne çeviriyoruz. Musul'da konsolosluk görevlilerimiz rehin. Hiç ses çıkarmayın diyorlar. Niye ses çıkarmayacağız? Onlar bizim vatandaşımız değil mi? Efendim IŞİD'e terör örgütü demeyin. Niçin? Terör örgütü dersek belki orada bizim vatandaşlarımızı kurşuna dizerlermiş. O da diyemiyor terör örgütü. Onun dememesini ben çok iyi anlıyorum. Neden? Elinde silahı veren o. Besleyen o. Getirip oraya gönderen o. Yaralandığı zaman getirip Türkiye'de tedavi ettiren de o. Eder mi terör örgütü? Demez. Onu baş tacı ediyor. Şimdi besledin kargayı, oydu gözüne. Hep beraber geldiğimiz nokta bu. Besledin, büyüttün, eline silah verdin, oraya gönderdin. O da geldi bizim yurttaşlarımızı aldı götürdü. Rehine şimdi elinde tutuyor. Efendim bunları serbest bırakacaklar. Elbette serbest bırakacaklar. Elbette biz onların hepsini biliyoruz. Hepsini biliyoruz. Bir kahramanlık hikayesi yaratmak istiyorlar. Sen kim, kahraman kim? Bakın Türkmenler, Türkmen liderlere bakın. Telafer'de. Kan akıyor. İkinci Dünya Savaşı belgesellerinde gördüğümüz filmler vardı. İnsanları dizerler, kurşuna geçirirler. Aynı tablo şimdi Orta Doğu'da yaşanıyor. O silahlar kimin silahı? Tırlarla kim silah gönderdi? Bu adam gönderdi. Tırları yükledi, bir değil, 10 değil, 15 değil. Efendim bunlar gıda maddesi. Ya gıda maddesi saklanır mı? Niye saklıyorsun? Açarsın tırları, dersin bak gıda maddesi peynirdir, efendim çikoladır, makarnadır, hepsini anlatırsın. Silah olduğunu hepimiz biliyoruz. Şimdi o silahlar bize döndü. Onun hesabını veriyoruz. Peki bu süreçten kim zararlı çıkıyor? Faturayı kim ödüyor? O faturayı ödese bir şey demeyeceğiz. Ama bu halk ödüyor. Reyhanlı'da ölen 52 vatandaşımız bu faturayı ödedi. O yerinde oturuyor hala. Koltuğunda oturuyor hala. Hala ahkam kesiyor. Değerli arkadaşlarım, bunun bir Dışişleri Bakanı var. O da çok ilginç. Dünyanın en çapsız, Türkiye'nin diyordum ama dünyanın en çapsız Dışişleri Bakanı. Emin olun, dünyanın en çapsız Dışişleri Bakanı. Geçen konuşuyor, diyor ki Irak'ta kaos varmış gibi yansıtılıyor. Pes ya. Ya ne kaosu kardeşim? Kaosun ötesinde bir durum var. İnsanları öldürüyorlar. Irak üçe bölünüyor, adamın haberi bile yok. Emin olun Türk Hava Yolları yönetimi bu hükümetten daha sağduyulu, daha dikkatli çalışıyor. Çünkü o Musul'a olan seferlerini Musul'un gerçeğini görerek yeniden düzenledi. Bunlar o gerçeği görmediler. Göremediler, okuyamadılar. Hani sen vizyonun vardı? Ne vizyonu? Vizyonu vardı efendim. Onun dışında başka dünyada hiç kimsenin vizyonu yoktu. Tek vizyon sahibi oydu. Buyurun senin vizyonun. Buyurun. Nasıl kurtaracaksın bakalım? Türkiye'yi nasıl, hangi noktalara getirdin? Türkiye Cumhuriyeti tarihinde bizim dış politikamız bu kadar zavallı bir konuma düşmemiştir. İlk kez
İlk kez böyle bir tabloyla karşılaşıyoruz. Sadece doğuda, Orta Doğu'dan böyle. Hayır efendim. Avrupa Birliği sürecini de unuttuk. Bu diktatör bozuntusunu hiçbir devlet başkanı kabul etmiyor artık. Emin olun kabul etmiyor. Adam yerine koyuyorlar. Onun ağrına belki gitmiyor ama benim ağrıma gidiyor. Neden böyle oluyor? Bakınız, neredeyse kimse el uzatıp merhaba demeyecek. Koskoca Türkiye Cumhuriyeti'nin başbakanı bu konuma mı düşecekti? Böyle mi olacak? Hani saygınlığın vardı? Hani itibarın vardı? Hani Türkiye'nin bir ağırlığı vardı? Ağırlık merkezi bile Orta Doğu'da Türkiye'den başka bir alana kayıyor. Hala farkında değiller. Bu bizi rahatsız ediyor. Çünkü biz güçlü bir Türkiye'den yanayız. Kendi içinde barışık, güçlü bir Türkiye'den yanayız. Sözü dinlenen bir Türkiye'den yanayız. Sözü dinlenmeyen bir Türkiye oldu. Bir aşiret reisi bile Orta Doğu'da başbakana kafa tutuyor. Bu noktaya Türkiye Cumhuriyeti hiçbir dönemde gelmemişti. Avrupa Birliği'nden de bizi dışlıyorlar şimdi. Açıkça söylüyorlar. Bu demokrasi kalibresiyle biz sizi Avrupa Birliği'ne üye yapmayız diyorlar. Neden bu tablo önümüzde duruyor? Ve bunun mücadelesini nasıl vereceğiz? Bunun mücadelesini hep beraber vereceğiz. Demokrasi içinde vereceğiz. El ele, gönül gönüle, kol kola vereceğiz bu mücadeleyi. Bu mücadeleyi vereceğiz ki Türkiye'yi aydınlığa çıkarmış olalım. Değerli arkadaşlarım, sıkışınca bayrak edebiyatı da yapıyor. Efendim işte siz bayrağı şöyle yaptınız, siz şunu yaptınız, bayrağa saygı göstermediğiniz gibi bir sürü şey. Hakkari'ye gittiniz, orada bayrak yoktu, Türk bayrağı. Sanki biz yabancı bir ülkeye gitmişiz. Ya bizim ülkemiz orası. Bu lafı kullanırsan oradaki vatandaş diyecek ki ya biz galiba başka bir ülkenin vatandaşıyız. Biz bir siyasi toplantı yapıyoruz. Senin bayrağa saygı duyduğun konusunda benim çok endişem var. Çok endişem var. O bizim şeyler vardı. Nerede onlar? Burada mı? Bakın değerli arkadaşlar. Şu Kırkpınar güreşlerinin son günü. Büyük bir stadyumda Türk bayrağı geçiyor. Türk bayrağı geçerken herkes ayakta. Herkes. Ve alkışlıyor. Ama bazıları oturuyor. Yakından görelim. Şunlar AKP'li bakanlar. Şimdi ben çok açık net herkesin anlayacağı bir dille soruyorum. Sende bayrak sevgisi varsa, bayrağı seviyorsan, bayrak geçerken bütün herkes ayağa kalkmışken senin bakanların ayağa kalkmadı. Sen o bakanlar için ne yaptın? Görevlerine devam ediyorlar. Sen bana bayrak sevgisini öğretemezsin. Senin hakkın da yoktur, yetkin de yoktur. Bayrağı ben seviyorum, bayrağa saygı duyuyorum diyorsan saygı göstermeyen bu adamları derhal görevlerinden alacaksın. Alır mı? Kesinlikle görevden alamaz. Zaten almadı da. Almadı da. Belki ödüllendirmiştir. Ne diyordu? Ben her türlü milliyetçiliği ayaklarımın altına aldım diyordu. Bizim milliyetçiliğimiz bayrağı sevmektir, vatanı sevmektir. Bayrağı, vatanı seveni ayaklarının altına alırsan bu tabloyla karşılaşırsın. Senin bakanın bayrağa saygı duymaz. Hiç bunu kimse unutmasın. Çok açık, çok net. Fotoğrafı, belgesi burada. Çıksın, benim bu soruma cevap versin. Verir mi? Duymazlıktan gelir. Duymazlıktan gelir.
işine gelmeyeni duymazlıktan geliyor. Ama biz anlatacağız. Her yerde anlatacağız. Her yerde söyleyeceğiz. Ev ev, kapı kapı, parkta, caddede, fabrikada, her yerde anlatacağız. Bizim görevimiz. Çünkü biz Cumhuriyet Halk Partisi'yiz. Çünkü biz bayrağımızı seviyoruz. Çünkü biz vatanımızı seviyoruz. Çünkü biz insanımızı seviyoruz. Bir konuya. Türkiye Cumhuriyeti tarihinde ilk kez halk cumhurbaşkanı seçecek. Ondan önce bir devlet başkanı seçmiştik anayasa referandumuyla beraber. Kenan Evren'in %90 küsur oyla devlet başkanı seçmiştik. Ama cumhurbaşkanını ilk kez seçeceğiz. Daha önce parlamentoda seçiliyordu. Siyasal partiler bir araya geliyorlardı. Adaylar üzerinde tartışıyorlardı. Sonunda uzlaşılıyordu ve bir aday cumhurbaşkanlığı koltuğuna oturuyordu. Son seçimlerde bir kilitlenme oldu. Onun üzerine anayasa değişti. Halk seçsin dendi. 60'a 40. Halk aşağı yukarı oran böyleydi. Halkın cumhurbaşkanını seçme yönünde bir karar referandumda kabul edildi. Ve bir yasa çıktı. Cumhurbaşkanı nasıl seçilecek diye. 20 milletvekili, en az 20 milletvekili bir araya gelip bir cumhurbaşkanı adayı önerebilirler. Baştan beri tavrımız şu oldu. Seçilecek cumhurbaşkanı Cumhuriyet Halk Partisi'nin cumhurbaşkanı olmayacaktır. Peki kimin cumhurbaşkanı olacaktır? Halkın cumhurbaşkanı olacaktır dedi. Düşüncemiz bu. Bir siyasal partiye endekslenen cumhurbaşkanının sağlıklı görev yapamayacağını ve anayasadaki tarafsızlık ilkesini zedeleyeceğini düşünüyorduk. Çünkü anayasada ve cumhurbaşkanının yemin metninde sadakat ve tarafsızlık ilkesi var. O nedenle cumhurbaşkanına bir siyasal parti kimliği vermenin doğru olmadığını söyledim. Ta en başından beri. Bu doğru değil dedik. Siyasi kimliği öne çıkan birisinin cumhurbaşkanı adayı olmasının da doğru olmadığını söyledik. Defalarca ama defalarca dile getirdim. Hatta dediler ki olur mu öyle şey? Ben de adayım diye Erdoğan söylemişti. Adaylığını dolaylı yollardan açıklamıştı. Siz de aday olun diye. Ben Cumhuriyet Halk Partiliyim. Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanıyım. Benim tarafsızlığım her zaman tartışılır. Biz ne istiyoruz? Tarafsızlığı tartışılmayacak birisini istiyoruz. Bu çerçevede sendikaları, sivil toplum örgütlerini, meslek kuruluşlarını gezdik. Siyasal parti liderlerini gezdik, ziyaret ettik. Sanatçılarla bir araya geldik. Ve onlarla uzun uzun cumhurbaşkanının nitelikleri konusunda, beklentiler konusunda oturulup görüşüldü. Son yaptığımız görüşmelerden birisinde bir sanatçı çıktı şunu söyledi. Cumhurbaşkanı niteliklerini değil de kimlerin cumhurbaşkanı adayı olmayacağını eğer netleştirirsek, bilirsek zaten daha önemli bir yol kat etmiş oluruz. Çok önemli bir saptamaydı. Kim cumhurbaşkanı adayı olamaz? Eğer bu nitelikler üzerinde görüş birliği sağlarsak zaten sorunu çözmüş oluruz. Notumu aldım. Bütün görüşmelerden size şimdi 10 madde halinde kimin cumhurbaşkanı adayı olamayacağını sıralıyorum. Madde 1. Kuvvetler ayrılığı ilkesine inanmayan kişinin cumhurbaşkanı adayı olmaması lazım. Kuvvetler ayrılığı neydi? Yasama, yargı ve yürütmeyi, ki çağdaş demokrasilerde medyada 4. büyük güçtür. Buna inanmayan, bunu reddeden birisinin cumhurbaşkanı adayı olmaması gerekirdi.
Madde 2. Vatandaşına tokat atan, vatandaşları benden sizden diye ayıran kişinin Cumhurbaşkanı adayı olmaması lazım. Gayet doğal. Kendi vatandaşına tokat atan adamdan Cumhurbaşkanı adayı olur mu? Olmaması lazım. 3. Kin ve öfkeyi politik dil haline getiren kişiden Cumhurbaşkanı adayı olmaması lazım. Çünkü kini ve öfkeyi siz topluma aşılarsanız o makama saygısızlık etmiş olursunuz. O makam farklı bir makam. Herkesi kucaklayan bir makam. Herkese saygı duyan bir makam. Eğer siz kin ve öfkeyle yola çıkarsanız Cumhurbaşkanı adayı olamazsınız. Olursanız da ülkeyi parçalarsınız, bölersiniz. Toplumu zihnen ayrıştırırsınız. 4. Hukukun üstünlüğüne inanmayan, adalet duygusu gelişmemiş birisi Cumhurbaşkanı adayı olamaz. Cumhurbaşkanı adayı olmak için hukukun üstünlüğüne önce inanmak gerekiyor. Adalete inanmak gerekiyor. Adaletin mutlaka kendi ülkesinde bağımsız mahkemeler tarafından tecelli edeceğine inanması gerekiyor. Eğer buna inanmıyorsa, savcılık rolünü üstleniyorsa ondan Cumhurbaşkanı adayının olmaması lazım. 5. Kadın erkek eşitliğine inanmayan kişiden Cumhurbaşkanı adayı olmaz. Kadın erkek eşitliğine inanacak, kadını ikinci sınıf yurttaş olarak görmeyecek. Eğer düşüncesi kadın erkek eşitliği çerçevesinde gelişmemişse, kadını hala ötekileştiriyorsa ondan Cumhurbaşkanı adayı olmaz. 6. Yalan söyleyen, ahlaki değerleri yüksek olmayan kişiden Cumhurbaşkanı adayı olmaz. Ve bir madde daha. Kaç? 7. madde. Dünyada saygınlığı olmayan ve sürekli saygınlık yitiren birisi Cumhurbaşkanı adayı olamaz. Adayın dünyada saygınlığının olması lazım. Kabul görmesi lazım. Oturması, kalkmasıyla, zerafetiyle bunu göstermesi lazım. Bunlar yoksa bir insanda, saygınlık yoksa ondan Cumhurbaşkanı adayı olmaz. 8. madde. Demokratik, layık, sosyal hukuk devletine inanmayandan Cumhurbaşkanı adayı olmaz. Demokratik, layık, sosyal hukuk devletine inanmış olacak. Bu ülkelere inanmış olacak. Anayasanın değiştirilmesi dahi teklif edilemeyen maddelerinin arkasında duran kişi Cumhurbaşkanı adayı olur. Buna inanmıyorsa Cumhurbaşkanı adayı olamaz. Bilgi birikimi yetersiz, sanatı ve sanatçıyı düşman belleyen birisi Cumhurbaşkanı adayı olamaz. Cumhurbaşkanı adayı sanatı ve sanatçıyı el üstünde tutacak. Onur görecek bir sanatçıyı. Bir Yaşar Kemal'imiz olmalı diyecek. Bir Orhan Pamuk'umuz olmalı diyecek. Daha çok sayıda yazarı, çizeri, sinema yönetmeni, heykeltıraşı, sanatın her alanında, 7 dalında da övgüler, birliktelikler, bunların tamamını yapabilecek kapasitede ve bilgi birikiminde olması lazım Cumhurbaşkanı adayının. Ve 10. madde bana göre en önemli maddelerden birisidir. Gerçi 9 madde de çok önemli. 10. maddede geçmişi şaibeli olmayacak. Geçmişi şaibeli olan, adalet önünde kirlilikten arınmamış birisi Cumhurbaşkanı adayı olamaz. Olmamalıdır. Şimdi ben bütün yurttaşlarıma sesleniyorum. 76 milyon yurttaşıma sesleniyorum. Söylediğim 10 madde sadece bizim için geçerli olan maddeler değil. İster gidin Rusya'ya, ister Tanzanya'ya, İster Papua Yeni Gine'ye, ister Amerika'ya, ister Fransa'ya, ister Gana'ya,
İster Güney Afrika Cumhuriyeti'ne gidin, 10 maddeyi koyun, deyin ki bunlar Cumhurbaşkanı adayı olamaz deniyor. Ne dersiniz deyin, hepsi evet bunlar Cumhurbaşkanı adayı olamazların maddesidir der. Söylediğim 10 madde evrensel maddelerdir. 10 madde evrensel maddelerdir. Ahlakı yücelten bir toplum 10 maddenin arkasında durur. Demokrasiyi, hukukun üstünlüğünü yücelten bir toplum 10 maddenin arkasında durur. Çünkü bu topraklar bereketli topraklardır. Bu topraklarda Yunuslar yetişti. Mevlana'lar yetişti. Dadaloğlu yetişti. Pir Sultan Abdal yetişti. Hacı Bektaş-ı Veliler yetişti. Bu topraklar hümanizmanın yoğrulduğu topraklardır. İnsan sevgisinin yoğrulduğu topraklardır bu topraklar. Biz Cumhurbaşkanı adayımızı bütün bu değerleri koruyarak belirlemek zorundayız. İnsan haklarına saygı duyan, hukukun üstünlüğüne inanan, kadın erkek eşitliğine inanan, bilgisi, birikimi, letafeti konuşmasıyla göz dolduran, sadece Türkiye'de değil, bütün dünyanın saygı duyduğu bir insansa, bir aday belirliyorsak, hepimiz demeliyiz ki, evet bu aday sadece Türkiye'de değil, dünyada da tanınan, bilinen bir adaydır. O, hukukun üstünlüğünü savunacak diyeceğiz. Böyle bir adayı belirlemek için yola çıktık. Değerli arkadaşlarım, bu topraklardan Fatih Sultan Mehmet de çıktı. Bu topraklar Mustafa Kemal Atatürk'ü de yetiştirdi. En sıkıntılı olduğumuz zamanlarda elbette kahramanlar çıktı. Elbette önderlerimiz çıktı. Bilgimizle, birikimimizle, tavrımızla, duruşumuzla, insana bakışımızla, dünyaya bakışımızla yeni ufuklar açtık. Açmaya da devam edeceğiz. Ama biz çok nitelikli insanlar yetiştirdiğimiz halde çoğu kez birbirimizi tanımayız. Ön yargılarımızla davranırız. Ön yargılarımızla hareket ederiz. Ön yargıları bir tarafa bırakacağız. Ne diyordu Einstein? Atomu parçalamaktan daha zordur ön yargıyı ortadan kaldırmak. Ama biz bilinçliyiz. Biz neyin ne olduğunu bilmek zorundayız. Biz hayatı sorgulayanız. Hayatı sorgulayan bir kültürden geliyoruz. Eğer biz hayatı, insanları, çevreyi, doğayı sorgulayabiliyorsak, o zaman doğruları bulma konusunda da aklımızın terazisine koyacağız adayları. Aklımızın terazisinde ölçeceğiz onları. Nedir bu insanlar? Kimdir bu insanlar? Bilgileri nedir? Birikimleri nedir? Bunları bilmek zorundayız. Ve bunlarla biz yola çıkmak zorundayız. Siyaset sorun üreten bir alan değildir arkadaşlar. Sorun çözen bir alandır. Biz iktidarı ülkenin sorunlarını çözmek için isteriz. Halk zenginleşsin, geliri artsın diye isteriz. Sanatçı özgürce sanatını yerine getirsin diye mücadele ederiz. Hukukun üstünlüğü sağlansın diye yaparız. Kadın erkek eşitliği sağlansın diye yaparız. İşsizliği engelleyelim diye yaparız. Taşeron denen belayı bu ülkeden kaldırmak için mücadele ederiz. Bizim amacımız budur. Aramızda yaşa takılanlar da vardır. Başkan söyledi. Onların beklentilerini ve sorunlarını çözmek için de elbette çaba harcamak zorundayız. Eğer siz siyaseti böyle değil de kişisel kariyer üzerine inşa ediyorsanız, siyaseti kendi beklentileriniz üzerine inşa ediyorsanız, siyaseti bir zenginleşme aracı olarak görüyorsanız bizim kitabımızda o yok. Biz öyle bir siyasetten anlamıyoruz.
Bizim siyasetimizde huzurlu bir toplum var. Bizim siyasetimizde kavga yok. Bizim siyasetimizde barış var. Biz kardeşlikten yanayız, huzurdan yanayız. Huzurlu olan bir toplum güçlü olur. Huzursuz olan bir toplumun gelecek umudu olmaz. Biz bir gelecek umudu yaratmak istiyoruz. Beraber, kaynaşarak, birlikte umuda yürümek zorundayız. Demokrasiler bir dayatma kültürü değildir arkadaşlar. Demokrasilerde dayatma olmaz. Demokrasinin olmaz oluru, olmazsa olmazı hatta uzlaşmadır. Uzlaşma kültürüdür. Her dediğimiz olmaz. Ama uzlaşabiliriz. Uzlaştığımız zaman demokrasinin kalitesini artırırız. Demokrasi kültürünü artırırız. Evet, bu ülkede farklı görüşteki siyasal partiler bir araya gelip uzlaşabiliyorlar. Ne için? Birleşe! Birleşe! Kazanacağız! Birleşe! Birleşe! Kazanacağız! Siyaseti birleşe! Birleşe birleşe kazanacağız. Ben söylüyorum sizin yerinize. Çıkarlarını bütün çıkarların üzerinde gören bir siyasal partiyiz. Halkın çıkarlarını savunacağız. Çünkü bizim adımız Cumhuriyet Halk Partisi. Biz halkın partisiyiz. Açıkça söyledim. Biz hukukun üstünlüğünü savunuyor muyuz? Savunuyoruz. Anayasada ne diyor? Cumhurbaşkanı tarafsız olmalı diyoruz.